geliyor şimdi. Yağız Bey çakşır kökü getirecek bize. O neymiş? Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, Yağız da okullardan. Evet, tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü mezunuyum. Ve bu işi yapıyorum. Cildiniz de böyle parlıyor, nasıl gergin, pırıl pırıl. Neler sürüyorsunuz acaba? Olabildiğince bakıyorum. Kesinlikle. Benim mesela evde bitki dolabım vardır. Herkese tavsiye ediyorum. Evlerinde herkesin bir bitki dolabı olsun. Bitki dolabı. Tabii, bitki dolabı olsun. Bizim yeşil dolap. Bizim yeşil dolabı gibi. Evet. Ve orada bu şifalı bitkilerden bulundursunlar. Ve sık sık kullansınlar. Evet. Peki nedir şimdi bu? Şimdi bu çakşır kökü dediğimiz bir bitki. Çakşır otunun. Mersin, Adana ve Hatay bölgesine bol miktarda yetişir. Şimdi bütün bitkiler belli bir araştırmalardan geçmiştir. Mesela tatlıların üzerine tarçın atılması gibi. Evet. Bunun da araştırması şuradan geçiyor. Şimdi bunu yiyen teke, keçilerin çoğu ikiz doğuruyor. Ama bırakayım elimde. Yani onun üzerine bir... Bana gelir yarabbim. Onun üzerine bir araştırma yapılıyor. Çakşır kökünün cinsel gücü artırıcı bir etkisi var. Bu birçok araştırmalarda zaten kanıtlanmış. Aynı zamanda doğurganlığı artırıyor. Tabii doğurganlığı artırıyor, sperm kalitesini artırıyor. Çayından mı bahsediyoruz? Sayısı. Evet, bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Öğütebilirsiniz. Hı. Bunu öğüttükten sonra tamamen... Aktarımızdan isteyebilir miyiz öğütmesini? Tabii ki. Aktarlarda... Niye bir durdunuz? Şimdi şöyle, aktarlarda zaten öğütülmüş bir şekilde mevcut. Var. Tabii ki mevcut. Bunu tırnak içerisine belirteyim. Kaliteli bir balla macun haline getirip evde kendileri kullanabilirler. Ha, bu çiğ mi kullanılıyor? Tabii tabii, yani öğütüyorsun, balla karıştırıyorsun. Veya bir kaşık içsin suyla. Tabii tabii, evet. Aç ya tok da, fark ediyor mu? Ya aç karnına alınırsa daha iyi olur. Bunu da aynı zamanda yine demleyebiliriz. Yani biraz köklü bitkileri biraz kaynatırsak daha çok etken maddesini suya geçirmiş oluruz. O şekilde. Aynı zamanda bunun kolesterolle ilgili yapılmış bir çalışması daha var. Hmm. Mesela onu da burada belirteyim. Şimdi şu şekilde çalışması yapılıyor. Kolesterolle de ilgili yurt dışında yapılan bir çalışmada tavuklara verildiği zaman tavuklardaki yumurtasının sarısının ufaldığı gözleniyor. Yani buradan da tamamen kolesterolü düşürdüğüne yönelik bir çalışmalar mevcut. Ama daha ziyade dediğiniz gibi sperm kalitesi, doğurganlık, cinsel güç. Evet. Başka ne dediniz? Sperm kalitesi ve işte kolesterol dediniz. Aktarımızda öğüterek kullanabiliriz veya öğütülmüşünü alabiliriz. İsmini bir daha söyler misiniz? Çakşır. Çakşır, çok kullandığımız bir şey değil. Tabii, çavşır kökü de diye geçebilir ama genelde çakşır kökü diye geçiyor. Peki, Yozgat'tan Zeki Hanım arıyor bizi. Buyurun Zeki Hanım. Merhaba Gülben Hanım. Merhaba. Sizi çok severek izliyoruz, beğeniyoruz sizi. Teşekkür ederim. Bugün bir sürü aktarımız var. Yozgat'tan var mı aktarımız? Yok. Peki, komşusu var olsun. Sorunuz var mı? Var var. Ekimde yağ oranı yüksekti Gülben Hanım. Onun için aramıştım. LDH oranı. Ne yağ oranı? LDH oranı yüksek. Tereyağı kullanıyor musunuz? Güzel böyle pilav yapar bir haliniz var sizin. Ya da yağlı etler. Evet, evet. Eşinizin yağ oranı bilmiyorum tabii. Ayhan Bey, ne diyeceksiniz? Ne içebilir, nasıl eritebilir? Yani madem konuklarımızın anlattıklarından anlatalım. Burada neyi düşürecek var? Karaçalı dikeni kolesterol için arkadaşımın anlattıklarına ilaveten çok iyidir. Neredeydi Karaçalı dikeni? Hemen o elinizdeki. Bu değil mi? Evet, ha? Evet. Bundan şöyle 3-4 tutam atıp her yemekten önce yarım saat önce içerse kolesterol üzerine çok ciddi etkisi var. Çok fazla da bitki karıştırmaya da gerek yok böyle basit.